Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün Antep Kalesi'nin o taraflara geldik. Antep Kalesi'nin etrafını size göstermeye çalışacağım. Şöyle de kaleyi göstereyim. Ve etrafında neler var neler yok sizlerle gezeceğiz. Video izlemeye devam. Arkadaşlar kalenin yakınındaki camiden başlayalım. Burası Tahtani Cami. Tarihi camimiz arkadaşlar. Burada da Büdeyre Hanı var. Şöyle Büdeyre Hanı'nı da size göstermek istiyorum. İçeriye doğru girelim arkadaşlar. Burada genelde kafeler var ve satış yapan dükkanlar da mevcut. Burada yöresel ürünler bulabilirsiniz. Büdeyre Hanı'mız da bu şekilde. Burada çiğdem vardı arkadaşlar. Çocukluğumuzun çiğdemi kale altında şu anda satlık olarak mevcutmuş. Burada bir tane çeşmemiz var. Meyan şerbeti heykeli koymuşlar. Etrafı da göstereyim şöyle size. Burada da arkadaşlar bir tane yine han var. Bu hanın içini de size göstereceğim ama şöyle etrafı göstereyim önce. Tarihi yeni hanmış burası arkadaşlar. İçeriye doğru şöyle bir girelim. 500 yıllık mağaraya doğru gidiyoruz arkadaşlar ama size şöyle önce içeriği bir göstermek istiyorum. Bakın kafeler var burada. Şöyle etrafı da göstereyim. Harika, tarihi bir han burası. Gezerken burada kahvelerinizi içebilirsiniz. Mağara girişimiz şu taraftaydı. Bu taraftan mağaraya doğru gidelim. Burası mağara kafeymiş arkadaşlar. Girelim bakalım içeriye, içeride neler varmış. Burada arkadaşlar alışverişlerinizi yapabileceğiniz malzemeler de mevcut. Yöresel ürünler ya da biblolar, süs eşyaları, takılar, tesbihler. Burada da bir tane papağanımız var. Mağaranın konuşan papağanıymış bu arkadaşlar. Hediyelik her türlü eşyayı bulabilmeniz mümkün. Burası Kaleoğlu mağarasıymış arkadaşlar. Evet, mağaraya giriyoruz. Buraya Türk bayrağımızı konumlandırmışlar. Burada da arkadaşlar közde kahve yapılıyor. Kömürde kahve. Şöyle şu tarafa doğru geçelim. 500 yıllık mağaranın girişi. 500 yıllık mağaraymış arkadaşlar. Şöyle de size göstermek istiyorum içeriği. Türk bayraklarımız da ne güzel renklendirmiş burayı. Harika, otantik bir mekan. Antep'in kalesi yine astılar fermanımı. Antep'in kalesi. Evet, Antep Kalesi'nin etrafını geziyoruz arkadaşlar. Gezmeye de devam. Size göstereceğim bazı yerleri. Hanlarımız çok. Hanlarımızı biraz göstermeye çalıştım. Bakalım daha neler göreceğiz. Video izlemeye devam. Arkadaşlar kalemizin böyle etrafında mağaralar oluşmuş durumda. Şöyle yakınlaşıp size göstereyim. Kalenin etrafını gezmeye devam arkadaşlar. Sokaklarımızı da şöyle size göstermek istiyorum. Tarihi evlerimizi. Yerler bakın taştan, duvarlar da öyle taş yapı. Burada konaklayacağınız butik oteller de mevcut. Daracık sokaklar, eski Antep'in evlerinin sokakları. Bu evlerin içleri de genellikle hayat derler bizde arkadaşlar, hayatlı oluyor.
Keşke şu duvarlara da şu yazıları yazmamış olsalardı, çok iyi olacaktı. Tarihi dokuya zarar veriyorlar. Kapılar bakın eski. Hala eski kapılar mevcut. Antep'in kalesinin altına da kermes kurmuşlar arkadaşlar. Şu anda kermes girişi kapalı ama galiba iftar saatinde açılıyor girişi de. Şurada Ali Bey konağı varmış. Kalenin altındaki hamamımız burası arkadaşlar. Tabi restore edildi. Eski kişiler belki bilirler, eski halinden eser yok. Çok güzel içerisi. Şurada Ciğerci Mustafa var. Şurada künefe, katmer, kadayıf salonu var. Yine tarihi bunlar da arkadaşlar. Tarihi Kır Kahvesi'ymiş şurası. Tarihi şöyle göstereyim size. Kalemizin altındaki tarihi evler. Arkadaşlar yazılı bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Kale duvarlarında böyle yazılar da mevcut. O yüzden tarihimizi zarar vermeyelim lütfen. Zarar veren arkadaşlar. Yapmayın bunu. Bunlar bizim geleceğimiz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Tarihimize zulüm etmeyelim. O yazıları da yazmayalım. Burası da Şirvani Camii'miş arkadaşlar. Yine tarihi bir camimiz var burada. Bizim kale altı böyle arkadaşlar. Her şeyi bulmanız mümkün ama hanlar çok burada. Tabi hanların hepsini gezmenizi öneririm. İçeride çok güzel böyle hanlar var. Hanların içini gezebilirsiniz. Burada tabii ki gıda ürünleri harici Yemeniler, çantalar, tarihi kaşıklar yine kullanabileceğiniz ürünler de mevcut. Şöyle göstereyim çantaları da. Burada kurutmalıklar da var arkadaşlar. Bakın ne kadar güzeller. Havası kuru olduğu için kurutmalıkları da Antep'in çok güzel oluyor. Burası da hamam müzesi arkadaşlar ama diğer videoda izleyeceksiniz hamam müzesini. Orayı da çektim sizin için. Arkadaşlar burada da bir tane aktarcı size göstermek istedim. Hem de alışveriş yapıyoruz şu anda. İçerisi de otantik. Şöyle içeriği de göstereyim. Her çeşit yine bizim malzemelerimizden var. Antep'in yöresel ürünlerini buradan bulmanız mümkün. Bakın baklava da var. Harika görünüyor. Tarhanamız var. Kurutmalıklarımız var burada. Burası da kale altında bir tarihi toptancı, tarihi görüyorsunuz. Tarihi dememdeki sebep zaten mekan tarihi. Ve tüm ürünler de yöresel ürünler arkadaşlar. Arkadaşlar kilosu 85 TL'miş Antep peynirinin. Keçi sütünden yapılma ve gayet yağlı güzel peynir olduğunu söylediler. Bakalım biz de aldık. Siz de buradan gelip alabilirsiniz. Tam şu an çünkü Antep peynirinin basılma zamanı. Kale altı gezimiz buraya kadar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ve videomu beğenip abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.